Babam çocukları arasında erkek kız ayrımı yapıyor. Ben de bu sebeple babamla konuşmuyorum. İslam'a göre bunun vebali var mı? Var. Yani öyle bir şey yapıyorsa baba, o babanın ayıbıdır. Babayla konuşmazsan o da senin ayıbındır. Bırak baban ayıp yapsın, sen ayıp etme. Sen yine konuş. O kız erkek ayrımı yapan baba da şunu bilsin ki kimin hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Diyelim ki erkeği mi seviyor? Oğlunu mu daha çok seviyor? Biri bakar ki o oğlu kendisini terk etmiş, kendisine ihanet etmiş ya da kendisine hiç bakmıyor yaşlandığında. Gene o kızını elinde kalmış, gene kızı kendisine bakmış. O zaman aklı başına gelir. Anne babalar çocukları arasında ayrım yapmamalı. Bu çocuklar arasını da bozar. Yalnızca çocuğun anneye babaya karşı sevgisini azaltmaz. Aileyi de darmadağın eder, kardeşler arasında da fitne olur. O yüzden anne babalar çocukları arasında eşit muamele yapmalılar. Kalbinden belki birisini biraz daha fazla sevebilir. Ama davranışlarında bunu belli etmemeli. Yedirim, yani onlara masrafta yemesinde, içmesinde, elbisesinde falan adaletli olmalı. Böyle bir ayrım yaparsa o evde huzur olmaz. Adaletsiz bir baba evde fesadın kaynağıdır. O evde huzur olmaz. Bunun sebebi de böyle bir babadır. Veya anne. Yani anne baba çocukların hepsine de sevgiyle yaklaşmalı. Hiçbirisi babam beni sevmiyor ya da az seviyor diye düşünmemeli. Babam hepimizi de çok seviyor diye düşünmeli. Çocuklarınızı bilhassa küçük yaşlardayken çok sevin. Çocuklar yani aklında hep öyle kalsın. Annem, babam beni çok severdi, beni omuzunda gezdirirdi, bana evet kızdığı da olurdu ama benim iyiliğim için bana kızardı da. Fakat normal zamanlarda hep beni sevdi, hep beni öptü, hiç kötülük görmedim babamdan, annemden. Çocuklar böyle hatırlamalı. O zaman o çocuklar topluma da daha faydalı oluyor. Daha müsbet, pozitif çocuklar oluyor. Yoksa sürekli dışlanmış insanlar toplumda da gerginliklere sebep oluyorlar. Çünkü bunlar hep gergin oluyorlar. Evet. Allah adalet emrediyor. Evvela kendi ailemizde adaletli olmalıyız.